Kırsal dedik, Büyükşehir Belediyesi kırsalla ilgili en büyük çalışması kıymetli arkadaşlar örnek köy projeleri. Ne yaptılar? Silivri'nin Seymen'ini, Pendik'in Göçbeyli'sini örnek köy ilan ettiler. Şimdi biz de merak ettik, örnek köy nedir? Bu örnek köyde neler yapacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi? Köy meydanına birkaç tane kamelya, granit taşlar, bir iki süs havuzu ve İstanbul'da iki tane köyde örnek köy projelerini eğer buysa bitirdiler. İçerisinde üretimin olmadığı, bakın köy demek üretim demek, köy demek parke taşı demek değil, köy demek şadırvan değil, köy üretim demek. Köydeki kooperatifçiliğe, köydeki kadınların üretiminin katılmasında, köylerde bulunan tarihi yapılara, tarihi eserlere hiçbir şeye dokunmadan, özellikle de köyde üretime katkı sunmadan bir örnek köy projesi önümüze koydunuz. Birkaç ton asfalt, birkaç ton parke taşı, alın size örnek köy. Peki İstanbul'da kağıt üzerinde köy yok, biliyorsunuz değil mi hukuken? Hepsi mahalle oldu. Son olarak kırsal mahalle diye bilinen bir yasal düzenlemesi yapıldı Büyük Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve artık köylerimizin birçoğu kırsal mahalle oldu. Cumhur İttifakı'nın meclisteki milletvekillerinin sayesinde, onların çıkarttığı yasa sayesinde artık köylerde emlak vergisi alınmıyor. Bina vergisi, ruhsat vergisi, iskan vergisi harçları alınmıyor. Yine İSKİ, İBB yönetimi ne kadar dirense de artık yasalaştı, suyu 1/4 oranında indirimli vermek durumundasınız. Bir de basit usulde defter tutuluyor. Peki şimdi burada sormak istiyorum. 151 köy var esasında İstanbul'da. Köy demeseniz de mahalle deseniz de bunlar köy. Şimdi 151 köyden 2 köyde uygulama başlandı. Geriye ne kaldı Tarık Bey? 149 köy. Şimdi şunu sormak istiyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyelerine. Ya bunu keyif alarak sormuyorum, üzülerek soruyorum ama gülüyorum çünkü komiksiniz. Bakın 4,5 yılda 2 köyü örnek köy haline getirdiğini söyleyenler, Tarık Bey kaçma, sana soracağım. Matematik sorusu. Basit, oran ve orantı yapacağız beraber Tarık. Öyle çok zor bir şey değil. Şimdi 4,5 yılda 2 köy yapabilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi kalan 149 köyde bu çalışmayı ne zaman bitirir? Dedim ya Tarık, oran ve orantı. 2 köyde 4,5 yılda 2 köy, kaç yılda 149 köy. Şunu da şöyle söyleyeyim. 2 köyü 4,5 yılda yapıyorsanız geriye kalan köyleri kaç yılda yaparsınız? Geriye kalan köylere X dediğimizde 2 ile 335 ile 4,5'u çarpacağız, 2'ye böleceğiz. Yok, oran ve orantı. 440 bitirmediğiniz 149 köyü, yok bilemedin. 4,5 yılla çarpacağız, 2'ye böleceğiz. Ne çıkıyor biliyor musunuz? 149 köyü 335.25 yılda bitiriyorsunuz. 25 yıl 0,25 bir yılın 1/4 yapar. 335 yıl 3 ay. Bakın, örnek köy yapacak ya arkadaşlar, 149 köylüye söylüyoruz. Arkadaşların 335 yıl 3 aya ihtiyacı var. Benim köy gezilerinden, köylülerle yaptığım sohbetlerden aldığım izlenim, sizleri değil ama Cumhur İttifakı'nı bekledikleri ve o tarihinde 31 Mart 2024 olduğunu size buradan hatırlatmak istiyorum. Bilmem anlatabildim mi?